doğumun anne açısından riskleri nelerdir? Hani biraz şimdi da aslında bilgilendirme bakın bu açısından. O kadar önemli bir şey ki. Hem erken dönem riskleri çok fazla, hemen cerrahi olduğunuz için. Asıl riskleri aslında uzun dönemde. Yani siz bir kere mesela hemen sizin hemşeriniz bir hanımı ben geçen haftalarda ameliyat ettim. Rize'den Ankara'ya geldi. 2 ay burada bir ev tuttu. Plasenta problemi vardı çünkü. Bir önceki sezaryanından dolayı plasenta dediğimiz eş rahimin daha önce sezaryen bölgesine ve alt kısmına yerleşmişti ve rahim duvarının tümüne ilerlemişti plasenta yerleşimi. Siz bir cerrahi yaparak rahime bir sonraki gebelikte plasentanın yerleşimini ve rahim duvarındaki anormal yapılanmasını neden olacak bir yara oluşturmuş oluyorsunuz. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Burada hemen hastaya şu konuşmalar yapıyor. Zaten hasta iki göz iki çeşme geliyor. İşte rahimim alınacakmış, bebeğim erken alınacakmış, ben ölebilirmişim. Tabii doktor da bütün riskleri anlatınca hasta hem kendini hem bebeğini oldukça ciddi bir risk altında ve sıkıntı altında hissediyor. Ve gerçekten de doğrudur da yani riskli bir durumdur çünkü. Her şeyden önce bebeğini haftasında veya haftasına yakın doğursanız bile uterusunu rahimine almak zorunda kalabilirsiniz. Belki de daha ikinci gebeliğinde bir kadının doğurganlığını bitirmiş oluyorsunuz. Belki ilk bebekleri de sağlıklı değil, bir şey değil. Daha sonra bebek isteyecek ve siz gelecek nesillerin aslında doğum ve üreme kabiliyetini bir noktada sürekli sezaryen uygulayarak kısıtlayıcılığa doğru götürmüş oluyorsunuz. Sonra diğer ameliyatları olduğunda gene karın içinden geçirdiği bu ameliyatların yapışıklıklarından dolayı komplikasyon. Bunlar hiç ölçülebilir değil bakın. Hı. O kadar çok şey var ki. Mesela %24'lerden 27'lere sanıyorum Amerika'da ya da %23'lerden 27'lere çıktı sezaryen oranı Amerika'da. Son 2-3 yılın yayınları anne ölüm hızının arttığını söylüyor. Sezaryen oranları arttıkça daha sonraki gebeliklerde anne ölüm hızı artıyor. Yayınlarda başka neler var? Bebek kayıp oranları artıyor sezaryen sonrası gebeliklerde. Gene düşük doğum olma oranları artıyor. Yani anne karnında ani bebek ölümlerinin oranlarının bile önceki sezaryenle ilişkisi kuruluyor. Plasenta problemleri yaşamasa bile başka problemlerle de gene ilişkisi kuruluyor. Bu uzak vadede ama en önemli problemler bugün sezaryen bölgesine yapışan plasentanın yaratacağı hem anneyi tehlikeye atan hem de bebeği tehlikeye atan sorunlar. Erken dönemde ne o? Bir defa ameliyat, karın ameliyatı sonuç itibariyle. Bir karın ameliyatı geçirmiş olmak, toparlanma, günlük yaşantıya katılma, bebeğiyle ilişkiye girme, emzirme birçok açıdan ciddi anlamda sorun. Bir de düşünün artık bugünkü tıp açık ameliyatlardan kaçınıyor. Yani bir zorunluluk olmadığı noktada olabildiğince her tarafa robot, laparoskopi, küçük girişlerden giriş yapmak istiyor ki çabucak iyileşsin. Çünkü ben karın içinde ameliyat yapacaksam niye karnının önünü kocaman açayım diyoruz. Küçücük deliklerden girerek karın içerisinde büyük kanser ameliyatları yapıyoruz. Yani artık bu geldiğimiz noktada açık cerrahiden bu kadar sakınırken elbette ki bebeği böyle bir küçük insüzyondan çıkarmayacağınız mümkün olmayacağı için bildiğiniz açık karın ameliyatı yapıyorsunuz. Bir de tabii bu çocuklara etkisi oluyor. Yani evet. Normal doğan çocukla sezaryenle doğan çocuk arasında bir araştırmalarda ne var, gösteriyor? Var, evet. Onlar da yani dünyada gittikçe de artan bir hızla bu araştırmalar yapılıyor. Otomatikman bir defa riskli bebek kabul ediliyor ve yeni doğana kabul oranları çok yüksek sezaryen bebeklerin. Solunum sıkıntıları belirgin olarak artıyor. 3 ya da 4 kat hatta arttığı söyleniyor. Dolayısıyla yeni doğana bir bebek girdiği andan itibaren zaten yeni doğanla ilgili oraya girmiş olmanın ekstra risklerini alarak bir sarmala giriyor bebek. Yeni doğan kabulleri artıyor doğduğu andan itibaren. Daha sonra erken çocukluk yaş ve ileri yaşla ilgili bazı hastalıklar üzerinde duruluyor. Astım mesela, bağırsak problemleri mesela, alerjik hastalıklar mesela. Daha çok hastaneye giden ve daha çok tedavi olan çocuklar olduğu düşünülüyor. İmmün sistem problemleri mesela. Şimdi normal doğum aslında kendisi vücudun kendi planladığı bir şey. Yani bebek kendi dış dünyaya hazır olduğunda bugünkü teorik bilgiyle ben artık doğabilirim sinyalini anneye gönderdiğinde kasılmalarla bebeğin dışarıya doğru seyahati gibi özetleyebiliriz. Dolayısıyla kendi doğan sürecini bebek kendi belirliyor. Anne belirlemiyor, doktor da belirlemiyor. Ben doğmaya hazırım diyor ve doğum başlıyor. Büyük olasılıkla işler böyle oluyor. Hani sapmaların, tıbbi sorunların dışında. O zaman bebek doğum kanalındayken immün sisteminin aktifleştirdiği, solunum sistemini aktifleştirdiği ve vajinal kanaldan geçerken vajinal kanal ortamıyla temaslarının, doğum kanalındaki temaslarının, bebekle annenin doğum kanalı salgılarının temaslarının birçok aslında süreci
daha doğmadan önce dış dünyaya hazırlık açısından başlattığı söyleniyor. Böyle olduğunda siz bu çocukları bu kazanımlardan uzak dünyaya getiriyorsunuz. Bir defa ben hazırım sinyalini vermiyor. Bu çocuk doktorlarının cümlesi çok hoşuma gider. Bebek hazırım demeden doğurtuyorsunuz diyorlar bize. Bağır yapacaksanız bile sezeryan ağrılı. Yani eylem başlasın, bebek geleceğini size duyursun, ondan sonra yapın. Hiç olmazsa bir hazırlığını yapmış olur gibi görüşler var şu anda. Tabii doğumun kendi içerisinde de işte normal doğum, doğal doğum gibi böyle hani karışık terminolojiler kullanıyor ama doğumu bu kadar alt dalları ayırmanın bir gereği yok. Yani ben doğasında doğum lafını da özellikle derneği kurarken seçtim. Doğumun mesela şimdi sürekli yazıyorlar. Bana epidural takıldı, bana takılmadı, kateter takıldı, laman yapıldı. Yani bir doğumda ne gerekiyorsa doktor onu yapar. Yani doğumun doğası diyorum ben buna. Doğumun doğası bazen de sezaryandır. İlerlemez, bir şey olur. Sezaryene gidersiniz. Yani doğumda bir şekle gireceğiz diye de bir şey yok. Ayakta ağrı çekersiniz, yatarak çekersiniz. Ağrınız çok olursa epidural takılır. Epiduralde doz uygulanır, bir dozla rahatlamazsanız iki uygulanır, üç uygulanır. Bunların hani tamamen hastanın durumuna göre özelleştirilmiş bir hali vardır. Yani bunu böyle bir kural, yok bundan bir tane, bundan beş tane, yok sana ağrı kesici kalçadan verildi, öbürü yürütüldü, öbürü, bunların bir şeyi yok. Tamamen bireyseldir iş. O hastanın ihtiyacı neyse ona göre hekim, ebe, kim takip ediyorsa doğumu izler ve doğumla ilgili süreçleri yönetir. O bakımdan bunların tümü doğal bir denge içerisinde yürüyecekken ve kendi doğal akışı içerisinde olacakken siz sezaryenle ne yapıyorsunuz? Saatim geldi, dakikam geldi, hadi bugünüm bitti gibi. Biraz da anne ve doktor konforu burada işte, yani zamanını belirleme. Buna konformist bir tutum deniyor. İşte dakikayı belirleyecek, yeri belirleyecek, günü belirleyecek gibi ama bunlar bebeğe sorulmadan yapılıyor aslında. Buradan da duyuralım, 5 Mayıs gibi bir doğum sempozyumu ama kadına yönelik bir sempozyum yapacağız. Nerede? Doğum algısıyla ilgili ATO'da yapacağız. Bize yer açtılar, onu teşekkür ediyoruz. Kadına yönelik diğer STK'larla birlikte yapacağız bunu. Burada hani gerçekten doğumla ilgili doğruların bilinmesi noktasında yani bazı şeyleri paylaşacağız. Yani diğer disiplinler de olacak orada. Yani böyle kadınların kafasını karıştıran, kendi aralarında konuştukları birçok şeyin gerçekten onları yanlış yönlendirdiğini, doktorların da bu süreçten çok yorulduğunu, böyle karşılıklı işbirliği içinde yapılacak bir işin böyle biraz zora girdiğini gördüğümüz, yaşadığımız bir dönemden daha iyi bir döneme doğru inşallah değişecek diye düşünüyorum. Zaten